Sokrates'ten herkese merhaba. Amerikan Mutfak Ekstra'da sezonun en iyi hareketlerini konuşmaya devam ediyoruz. Kanava hoş geldin. Hoş bulduk. Bütün sezon boyunca yapılan blokları, asistleri, smaçları, hatta top cambazlıklarını konuşmuştuk. Ama bir tane özellikle NBA'nin de çok sevdiği bir şey var tabii. Çok eğlenceli bir liste. Ne var bugün menümüzde? Maç sonu basketleri, maç yani son saniye basketleri diyelim. NBA bazen abartıyor, bir kısmı bunların şansı oluyor ama tabii ki yani 47 dakika 58 saniye oynuyorsun. Yani 1000 tane şey oluyor ve tek bir atış, onu atan oyuncunun cesareti, yeteneği, şansı her şeyi belirliyor. Aslında en değerli şey konuştuklarımız arasında. Evet, yani. Evet. Bazen hani o diğer 47-58 dakikayı çok bastırabiliyor ki haksız bir şekilde bastırabiliyor ama gene de yani her şey bunun için, bu an için oynanıyor zaten. Benim az takip eden bir arkadaşım öyle demişti bir kere. Yani işte maç sonlarını çok yönelik. Hani maç başında hani niye maçı çözmüyor diye. Aslına bakarsan doğru bir bakış açısı ama bazen hakikaten basketbolun kaderi hep maç sonlarına götürüyor. Tabii ki MediaMarkt'la birlikte yapıyoruz efendim. Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Hava temizleyicilerden aksesuarlara, akıllı telefonlardan hoparlörlere, çeşit çeşit teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. MediaMarkt'la tam zamanı. Buzzer beaterlarımıza giriyoruz. Uzaktan bir atışla başlangıcı yapıyoruz Kaan abi. Bu ve Darren Fox'un en iyi clutch oyuncu, yani son saniyeler oyuncusu olduğunu artık ilan ettiği değil mi? Yani perçinlediği pozisyondu. Zaten maç sonlarını bu sezon harika oynadı Darren Fox. İlginç olan Fox hani şutuna çok çok güvenmeyen bir oyuncu olarak elit bir şutör olmamasına rağmen son saniyedeki bu başarıları biraz çok ekstra oldu. Yani çok beklenmedik bir isimdi ama bu işte kendine ne kadar güvendiğini ve ne kadar oyunu değiştirebildiğini gösteriyor. Orlando maçının sonunda Stephen Curry mesafesini attı. Aynen. Çok kaotik bir maçtı abi bu, hatırlıyorum. Evet. NBA TV vermiştim maçı. Yani NBA TV logosuyla böyle. Biraz da nostaljik bir yanı oluyor bende o maçların. O yüzden sezonun en ilginç maçlarından biriydi bu Kings Magic maçı. Ve Darren Fox'un sezonunu bu özetliyor ya, bu pozisyon. Bakalım sırada ne olacak? Bu Brooklyn'de aslında işlerin çok iyi gittiği dönemden bir şut. Durant bu maçı harika oynarken son top Kyrie'ye gitmişti. Kyrie genelde bu tip pozisyonlarda potaya gitmeyi daha çok sever. Çünkü oralar inanılmaz akrobasiler yapmayı biliyor. Step back onun en çok tercih ettiği şutlardan biri değil. Ama step back'i kullanıyor. Üçlüye de ihtiyaç yok aslında maç berabere. Ama maçı bitiriyor. Burada herkes şey diyordu, Durant hani niye kullanmadı ki? Bu tip pozisyonlarda aslında daha iyi opsiyondur. O da Kyrie çok formdaydı, onun atmasını istiyordum diyor. Görece daha mutlu oldukları, Brooklyn'de huzurlu oldukları bir dönem. Ama bundan yaklaşık bir ay kadar sonra ikisi de ayrılmak istedi. Yalnız bulmaca gibi bir tarafı da var. Yani seneler sonra NBA trivia sorusu olarak sorulur bu. Sağdaki beşi Brooklyn'in: Ben Simmons, Kyrie Irving, Kevin Durant, Utah Watanabe, Joe Harris. Yani çok az hasta yan yana gelen bir beş Kaan abi ve burada maçı kazandırdılar. Artık hiçbir Brooklyn'de değil. Şey gecesi Alexander'ın da bu zaten vücut çalımlarını ne kadar iyi bildiğini biliyoruz. Sezon boyunca ne kadar iyi yaptığını da biliyoruz. Burada da çok sevdiği bir yerden atıyor işte, orta mesafeden. Aslında sağ tarafı da biraz daha fazla iyi kullandığını biliyoruz. Ama sonuçta alanı boşaltabilmek yeterli şarjımız Alexander'a. O alanı boşalttığın zaman kimsenin onu birebir tutmasına imkan yok. Ve aslında üçlük atmak zorunda olmadığını çok iyi kullanıyor Thunder. Evet. Ya bazen NBA takımları tembel davranabiliyor burada. Top kaybetmemek için de direkt üçlüğe gidiyorlar. Biraz evvel Kyrie'yi gördük işte. Evet, ama mesela Thunder güzel bir set çizmiş burada. Alanı boşaltmışlar Shai Alexander için. Onun rahatlığı var tabii ki. Bu da kaotik maç sonlarından biri. Bu sefer Kyrie Irving Dallas'ta Kaan abi ve Lakers savunmasının onun üzerine baskı kurduğu, ikili sıkıştırma getirdiği bir yerde Anthony Davis fazla yardım getiriyor içeriye ve Kleber'den üçlü yiyorlar. Anthony Davis'in burada hani çok ciddi bir hatası var. Ama Kleber de açıkçası felaket bir sezon geçirirken burada belki de sezonu kurtaran hareketlerden birini yapıyor. Bundan sonra Kleber daha iyi oynadı ama hakikaten kötü sezon. Biraz tabii sakatlığı da vardı. Sakatlıktan döndükten sonra da alışamadı ama Anthony Davis de söylemişti burada benim hatam diye tabii ki daha sonrasında. İlginç olan Pacers'a böyle bir maç kaybetti Lakers. Dallas'a kaybetti. Bir ara insanlar Lakers'ın bu kaybettiği maçlar dolayısıyla playoff'a giremeyebileceğini düşünüyordu. Derken batı finaline kadar onlar gittiler. Teorik olarak giremediler ama playoff'a, öyle bakarsan. Yani hani play-in'e kaldılar sonuçta. Eğer bunları kazansalardı belki de 5. olacaklardı. Çok yakın maç kaybettiler. Boston'a kaybettiler. Dallas'a kaybettikleri bir yakın maç daha var. Hakem hataları, ikisi de Boston ve Dallas maçlarının sonu. Sadık Bey. Bu biraz aslında ana plan değil. Ana oyun olmuyor. Ama Sadık Bey'e ulaştırıyorlar bir şekilde pası. Sadık Bey de maçı kazandırıyor. Sonra da abi sen çok
atıyorsun, gerek yok deyip bir takas etti. Yani ya şey, bu arada iyi bir sezon geçirmedi o da. İstikrarsız bir sezon geçirdi ama burada en azından şansını iyi değerlendirdi. Aynen öyle. Chicago tabii her zaman son sahnelere kalan bir takımdır Chicago. Bu pozisyonun en güzel tarafı, bu asıl olay olmuyor tabii. Yani DeRozan şutu sokamıyor. Fakat Ayodosunmu acayip iyi takip ediyor pozisyonu. Bitiriyor. En güzel tarafı abi bu kutlama şeyi, ne derler, öbeğinin altında kim var? John Collins kutlama, yani Chicago'ların kutlamasının arasında kalıyor. İnanılmaz koyuyor. Çok inanılmaz. İnanılmaz bir pozisyon. Yani son sahne basketinin en güzel tarafı o. Basketi attığı zaman Ayodosunmu çarpıyor. John Collins'in üstüne düşüyor. Herkes Dosunmu'yu kutlarken bu kutlamanın ortasında zavallı John Collins kalıyor. Harbi çok kötü. Çok klostrofobik bir an bu arada. Ya bir de üzgünsün abi, maçı kaybetmiş. Senin sorumluluğun olan rebound kaybedilmiş. John Collins'i de tebrik edelim sonunda. Bir sepet karşılığında Utah Jazz'e takas edelim. Bir sepet ve üç mandal. Aynen, üç mandal karşılığında. Az önce bahsettiğim pozisyon işte. Burada da Tyrese Haliburton kaosun içine girip çok güzel bir pas çıkarıyor. Tyrese Haliburton'un bu sakin kalma olayı çok iyi zaten. Dribbling'i kesmiyor burada acele etmesine rağmen. Sonrasında da çaylak, Rick Carlisle'ın sevdiği çaylak, Nembhard bitiriyor pozisyonu. Haliburton bu tip pozisyonları çok iyi okuyup çok çabuk, hem gözlemleyen hem çabuk karar verebilmişim. Tabii ki bitirici atışı çok önemli. Ki Nembhard bu sezon en beklenmedik çıkışı yapan oyunculardan biri. Bu da sezonun onun altın noktalarından biri herhalde. Evet, LeBron da burada Nembhard'a pek çok şans vermiyor. Pot altına yardıma gidiyor. Davis'in az önce yaptığı hatayı LeBron burada da yapıyor. İki tane yıldızdan iki hata. Bu ama direkt sorumluluğu değil LeBron'un. Anthony Davis'in çok çok daha belir, yani çok çok daha net hata. Ve maç sonlarının bir başka olağan şüphelisi Trae Young. Çok güzel ayarlıyor be. Çok güzel ayarlıyor da burada savunma, yani hakikaten o kadar az süre kalmışken. Önemli olan yani süreyi kontrol edip orada sıkıştırmanın gelmesi lazım. Yani Trae Young'ı birebir bırakmamaları lazım. Trae Young tabii bunları affetmez. Şey güzel bir atışı da Kaan abi. Fake'i attıktan sonra ikinci atışta tam bir şut süresi olmadığını biliyor. Böyle yarım bir şut çıkarıyor orada. Arkadan, çok zekice kullanmış. Arkadan da bir şekilde şey var. Limidi geliyor evet. Yani. Şimdi bir Dame Time'a gidiyoruz ama Dame Time'ın pasör olarak bu sene çok fazla son saniyeye kaynaklık ettiğini gördük. Benim adamıma veriyor. Burada Ceşart'a veriyor. Damian Lillard o kadar ilgi çekiyor ki Ceşart'ı bıraktılar. Tabii Ceşart bu şutlarda ciddi tehdit sayılmaz. Yani üç sayısı ciddi soru işaretidir. Ama özgüveninde hiçbir sorun yok. Yani bunu atmaktan hiç korkmuyor. Aynen öyle. Bu da yani çok abuk bir son saniye ama... Bu Toronto'nun sezon başına boyunca yaptığı hatalardan biri daha. Tamam, baskı yapıyorsun, ediyorsun falan da abi bu ne ya? Yani maç sonu topunda smaç mı yersin yani? Ha bir de bir sayı geride olsalar içim yanmayacak. Hani maç beraber abi, böyle savunma mı yapılır ya? Yani burada Scottie Barnes da yanılmıyorsam yanlış adama gider. Evet, Scottie zaten yani Siakam da hata yapıyor orada. Düzeltiyorum galiba, Chris Boucher önce hata yapıyor. Sonrasında da yardıma geliyor. Herkesin hatası var burada. Ya şey... Griffin maçı, de babasının önünde maçı kazandırdı. Yani maçı satmaktır bu ya, başka bir şey değil yani. Bu da diğer Griffin son saniyesi. Ya bir çaylak oyuncu olarak o da haddinden fazla son saniye attı bu sezon. Muazzam bir son, yani sezon performansı bu açıdan. Bu yalnız çok iyi dizayn edilmiş bir oyun. Çok az süre var çünkü yani topu tutacak bile... Nokta 5. Yani topu tuttuktan sonra yere inecek doğru düzgün süre yok. Çok doğru yere gidiyor ve çok güzel bitiriyor. Bir çaylaktan beklenmeyecek soğukkanlıkla bitiriyor Griffin. Burada da bir Bulls şundan eleştirilmişti. Hani neden Vucevic içeride değil? Neden içerideki şutu engellemeye çalışmıyor? Oraya gideceği topun belli diye. Portland tabii son saniyeye çok muhatap oldu bu sene. Jeremy Grant'le muhteşem bir steps ama sonuçta basket. Sayıldı mı sayıldı. Sayıldı mı sayıldı. Bu da ama iyi dizayn edilmiş bir oyun. Doğru yere atılmış. Steps olsa da bitirmeyi başardı Jeremy Grant. Şu an takas görüşmelerinde olan bir isim bu da. Tyler Herro. O da bu sezonun zorluk seviyesi yüksek son sahnelerinden birini atmıştı. Hem de işin ilginç yanı kendi işini daha da zorlaştırıyor. Tamam, çok az süre var, yapabileceği çok az şey var. Ama acayip bir kalabalığa girip orada sekerken o şutu çıkarabilmesi... Burada sol tarafa gitse önce iki kişinin arasına girmek yerine çok daha iyi fikir olabilir ama... Sonuçta bitirdi mi bitirdi, şutu buldu mu buldu, o kadar sürede yarattı mı yarattı. Ve sezonu çok iyi geçirmeyen isimlerden biri. Aslında son sahne şunu Clay'e vermeye çalışıyorlar. Ama başkalarının problemlerini temizleme konusunda büyük bir usta her olan zaman, Kevin Durant. İki hücum reboundu ile ikinci uzatma sonunda bitiriyor işi.
Ki yani Atlanta gibi bir reboundçu takıma karşı iki hücum reboundçuyla maçı bitirmekte tebrikler Kevin Looney. Şimdi sezonun yine hep son saniye bir şekilde giden takımlarından biri Orlando. Yani burada da güzel bir en azından çember altında baskı kuruyorlar. Wendell Carter da bitiriyor. Son saniyeyi çok iyi oynadıklarını söylemek güç. Çünkü zaten çok gidiyorlar ama iyi oynayamıyorlar. Aynen ama pota altında o baskıyı yaratıyorlar. Ve maç sonunda çok iyi maç sonu oynayamayan bir takım Washington. Bradley Beal bitirememesini ama Detroit'in iyi olması gereken tek yer pota altı. Ve abi hücum reboundıyla maçı kaybediyorlar. Ne kadar da kötü veriyorlar ki hücum reboundını abi. Yani herkes tamamlıyor burada. Herkes atışa bakıyor. Kimse rebound'a bakmıyor. Gafford rebound'a baktığı için maçı kazanıyor. Bradley Beal'ın da sezonunu çok iyi özetleyen bir pozisyon olmuş. Ama yeni takımında bu şutları daha iyi atacaktır. Aynen öyle. Güzel son sahneler izledik Kaan abi ama ya başladığımız yer çok eğlenceliydi. Yani De'Aaron Fox'un son sahnesi çok eğlenceliydi. Zaten clutch oyuncusu da oldu sezonun. Ama bunları seçmiş olduk biz de. Siz de favorilerinizi alta yazabilirsiniz efendim. Amerikan Mutfak Ekstra'da en iyi hareketleri konuşmaya devam edeceğiz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.